Hazır mısınız? Romantik bir Taksim akşamında bir çift el ele İstiklal Caddesi'nde yürümektedir. Tam o esnada önünden geçtikleri sokak müzisyeni çifte seslenerek onlara bir iddiada bulunur. Sizi hiç tanımıyorum ama bana sevgilinin ismini söylersen içinde sevgilinin isminin geçtiği bir şarkı çalabilirim. Eğer çaldığım şarkıyı sen de baştan sona ezbere biliyorsan güzel bir yemeğinizi yerim. Bilmiyorsan size istediğiniz kadar şarkı çalarım. Var mısın? Adam kendinden emin bir şekilde bu imkansız der. Çünkü adam da müzisyendir ve bugüne değin içinde sevgilisinin adı geçen bir şarkı bulamamıştır. Peki o zaman der ve sevgilisinin ismini söyler. Melissa. Sokak müzisyeni gitarını alır ve başlar şarkıyı söylemeye. Adamın gözleri kocaman açılır. Gerçekten bu şarkının içinde Melissa kelimesi geçmektedir. Üstelik kız da şarkıyı baştan sona ezbere bilmektedir. Sizce sokak müzisyeninin çaldığı bu şarkı nedir? İyi düşünün. Çünkü bu şarkıyı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beko'yla akıllı çözümler başlasın. Melissa. Melissa. Şarkının adı bu olmaz. Melissa. Bir de adam ne isim verirsen bu şarkıyı yaparım diyor değil mi? Ben buldum ya. Önce... Korcan bulmuş. Hadi bakalım. Söyleyeyim mi? Delissa, Melissa. I'm such a Melissa. I'm such a Melissa. Belisya, Belisya o. Ya da Baltalama Ofelisya. Şarkıyı buldum cevabı. İçimde Melissa kelimesi birebir geçiyor mu? Birebir geçiyor abi. Böyle arada boşluk var mı? Nasıl boşluk? İşte Meli Melisa. Boşluksa falan. Yapmalısın, etmelisin. Ha işte Melisa. Öyle ekli bir şey mi acaba? Olabilir. Herkesin bildiği bir şarkı söyleyelim bence. Güzel. Anneli şarkılar olabilir. Anneli şarkılar mı? Benim annem güzel annem. Melisa kollarını. İnsanoğlu konuşmaya başladığı andan itibaren bu şarkıyı bilebilir mi? Bilebilir tabii ki. Oo. Konuşmaya başladığı andan itibaren. Ne abi bu? Anne, mama derken böyle arada Melisa, Melisa diye buraya yürüyor orada. Bak biraz bir daha, biraz daha kutlamalı mutlamalı böyle. Kutlamalı. Kutlamalı. Ha ne şey var. Ha. Ya ya ye kokocam. Ya ya ye. Ya ya ye, ya, ya, ye kokocam. Bizim bildiğimize emin misin? Eminim, eminim. Hepimiz biliyorsak çocukluğumuzun herkes bir şarkısı ya. Bence. Bak çocukluk dedik, hepimiz biliyoruz. Mini mini bir yok. Mini mini bir kuş da var mı? Yok. Yok. İnsan ne yapar? Doğar. Doğunca ne olur? Bebek olur. Ağlar. Doğum günü. Baby shower. İyi doğum ki günü. Doğdun Melisa. Ay ya. İyi ki doğdun Melisa. İyi ki doğdun. Akıllı çözümde Beko'dan 4x4 parça 3840'a 2160 çözünürlükle 8 kat daha gerçekçi ve daha net bir görüntü, 4 çekirdekli işlemci ile çok daha hızlı işlemler ve 4K dahili uydu alıcıyla uydu yayınlarını anında seyretme keyfi sadece Beko 4K televizyonlarda. Biz bunu arazide izlememiz gerekmiyor mu? Sen arazi olabilirsin bence. Yani, K'ya da takıldım. Bir dakika lütfen. Hani korcan da olabilir. 4 korcan. 4K ve 4 çekirdek işlemci. 4 korcan yok. Hazır mısınız? Saatlerin kendisine şans getirdiğine inanan bir kral her gördüğü saati alıyor. Dünyada nerede yeni bir saat yapılsa hemen sarayına getiriyormuş. Bir gün düşünceli bir halde sarayın saatlerle kaplı koridorunda yürürken oğluyla karşılaşmış. Meraklanan oğlu babasına neden böyle düşünceli olduğunu sormuş. Kral duvarda duran güneş saatlerinden birini almış ve oğluna göstermiş. Dünyadaki her türlü saati topladım ama yine de şansım yaver gitmiyor. Bana bu güneş saatinden bile daha fazla parçalı bir saat lazım demiş. Bunu duyan prens atına atladığı gibi o saatin peşine düşmüş ve aylar sonra elinde bir keseyle babasının huzuruna çıkmış. Kral hemen keseyi açmış ve oğlum diyerek prense sarılmış. Prensin aylar sonra getirdiği kesenin içinde ne vardı? Beko'yla akıllı çözümler başlasın. Hadi bakalım. Galiba. Ben de şey yapamadım. Ya, ne var? Bir... Orada yaramazlık yaptı. Ben dikkatimi dağıldı. Bir daha. Anlamaması normal. Soru neydi koyacağım? Soru.
prensesi alıyor. Prenses yok, sen yine gittin mi? Oğlum hakikaten prenses nereden çıkıyor? Prenses yok. Ya bir saatleri düşün, saatlere odaklan. Korcan kaç tane saat sayabilirsin şimdi bana? 12. Canlandırma yapalım, bence daha çok kafamızda olgunlaşacak. Atıyorum sen kral ol, sen prens ol, sen prenses ol. Ben de sen de saat. Saat ol. Tamam. Hadi kral başla. Bak oğlum, güneş saatim var ama daha parçalı bir saat getirirsen sana prenses alacağım. Hayır ya, öyle bir şey yok, uydurma. Sadece saatle alakalı çok bir şey, başka bir şey yok. Takılan bir saat mi bu? Affedersiniz beyefendi, saat ne içindir, takılmak için değil mi ya? Yo, saat kulesi var, nereye takacağım? Kulesi. Cevap ver, cevap saat vermek kulesi. Zorunda. Saat kulesi. Evet, bol parçalı saat kulesi. Ama keseye koyamam. Benim saatim geldi bence. Ben de... Sırayla. Sırayla saatleri sayıyoruz. Başla. Kol hadi. Saati. Tamam, guguk saati. Guguk saati tercüme edelim. Guguklu kuşunu şey yapsanız... Yarsanız, parçalasanız kaç tane şey var içinde söyleyebilir misiniz bana? Söylersiniz var. Değil mi? Sayarsınız, evet. Söylersiniz. Bu dediğimi sayamazsınız, iddia ediyorum. O kadar parça, o kadar parça. Sonsuz. Binlerce, milyonlarca, milyonlarca. Evet, çok fazla sayamazsın. Büyük bir şey mi bu? Kum saati. Yok artık. Kum saati. Kum saati. Kum saati. Buldun mu? Doğru mu? Ben buldum. Yalnız o buldu, övgüyü ben alıyorum. Gene ben. Bir akıllı çözümde Beko'dan. Twin Triple Tuner. Beko 4K'nın çift Triple Tuner özelliği sayesinde tüm kaynakları aynı Smart TV platformuna sahip diğer televizyonlara kablosuz olarak aktarabilirsiniz. Nasıl yani şimdi odaya programı bana mı atabiliyorsun? Anlamadım. Anlatayım. Sen salonda dizi izliyor ol. Ben de diyorum ki Sedef, ben maç izlemek istiyorum diyorum. Olmaz. Sen bana diyorsun ki git odana, ben sana maçını açarım. Aynı zamanda da ben burada diziyi izleyeceğim. İşte teknoloji budur diyorsun. Nasıl tamam. Ya kablosuz mu izliyorsunuz? Evet. Aa, siz kablosuz izleyenlerden misiniz? Hazır mısınız? Waterloo Savaşı'nın en sert geçtiği zamanlarda çadırında planlar yapmakta olan Napolyon, çadıra giren asker karşısında irkilir. Asker yeni doğan çocuğunu görmek için Napolyon'dan izin istemektedir. Napolyon biraz düşünür ve ona bir teklif sunar. Bu çadırın arkasında önlerinde birer muhafız olan iki tane kapı var. Bunlardan biri cepheye, diğeri ise dönüş yoluna açılıyor. Muhafızlara tek bir soru sorarak dönüş yoluna açılan kapıyı bul, köyüne dön. Yalnız dikkatli ol. Muhafızlardan biri çok dürüst ve diğeri kronik yalancı. Bu askeri özgürlüğüne, köyündeki minik yavrucuğuna kavuşturacak o tek soru nedir? Beko'yla akıllı çözümler başlasın. Ha, buldum. Ney? Hangi kapı dönüş yolunda açılmıyor? That's it. Ben gidiyorum. Bayağı gitti ama. Korcan, sen biliyorsun cevabı da oyun mu oynuyorsun? Yalancıya soracak, doğruyu bulacak, doğru söyleni sormayacak. Bak, iki muhafız, biri dürüst, biri yalancı, bilmiyoruz. Birinin kapısı eve, birinin kapısı cepheye açılıyor. Ben eve gitmeye çalışıyorum. Evet. Ben size ne sorabilirim acaba? Soru ne olmalı? Tamam abi, yalancıya benim evime nereden gidiliyor? Burası benim evime mi çıkıyor yoksa cepheye mi çıkılıyor diye sorabilir. Bak birinin kronik yalancı olduğu bu muhafızlardan herkes tarafından biliniyor değil mi? Napolyon'u herkes biliyor. Daha buldum ya. Yatsıdan sonra sorsun. Aa, yalancının mum yatsıya kadar. Ya mum götürsün, kapıda mum sönerse. Atasözü bu ya. Yasından sorsa ikisi de doğru söylemiş olacak. Bilebilir miyim? Hayır. Bilebilir miyim? Hayır. Lütfen. Hadi lütfen. Ben çok hazırım. Buna soruyorum. Yalancının yolu benim evime gidiyor mu? Yasaya kadar yanar mı diye soracak sanırım. Yok ya, bunun sonucu da... Gidiyorum muhafıza diyorum ki, herhangi bir muhafıza. Cepheden seni çağırıyorlar diyorum. Bir de öyle bakma bana, doğru cevapmış gibi ya. Cepheden seni çağırıyorlar muhafız. Soru sorman lazım ama, cümle değil. Emir veremezsin muhafıza. Sen kral değilsin ki oğlum. Abi cepheye nereden gidersin diye sormaz mısın ya? Ya nereden bileceksin doğru mu? Kahretsin ya. Karıştı kafam ya. Sanırım bilmiyorum. Allah aşkına hiç ya. Hiç inanmıyorum bulduğuna ama. Bir muhafıza gideceğiz ve diğer muhafız hakkında
Bu adam doğruyu hangi kapıyı söylüyor bana? Çok güzel cevap. Bayağı iyi cevap. Hangi kapıyı bana söylüyor? Ben şey yaptım ya, Korcan'ı tercüme edeyim mi? Bu diğer mi yazılacak değil mi? Cem'e çarpıp girecek. Diğer muhafıza sorsam. Diğer muhafıza hangi kapı benim evime gidiyor desem bana hangi kapıyı gösterir? Doğru cevap. Tebrikler. Bu mu yani? Bu doğru mu? Sedef anlarsa herkes anlamış sayılacak. Korcan anladı. Ben de anladım. Yok ben anlamadım. Burcu da anladı. Anladınız mı? Oğlum sen vermedin mi bu cevabı? Yanlış bir doğruyu götürüyor. Ama sen gol bana yazdın değil mi? Sen anladın mı? Bir akıllı çözüm de Beko'dan. Netflix uygulaması. Günümüzün en popüler film ve televizyon içeriği portalı Netflix uygulamasıyla Beko 4K televizyonunuz dev bir içerik portalına dönüşüyor. Netflix ne? Bir ton dizi izleyebiliyorsun abi ya. Müthiş bir uygulama. Bir ton yani. Bir ton. Bütün hafta evden çıkmıyorsun. Asosyal olmaz mıyız o zaman? Olalım. Zaten çıkıyordu. Salih'i kaybettik artık.